bilimciler, deprem bilimciler. Ben demiştim, ben söylemiştim. Ya alt şöyle şey, Allah mısınız deprem olacağı günü nereden bilecek? Kim bilebilir ki? Olacak ama. Mesela şimdi bir İstanbul depremi var. Olacak. 99 depreminden bu yana konuşuluyor. Olacak, 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 olacak. Kimi diyor 50 sene sonra, kimi diyor 20 sene sonra, kimi diyor 30 sene sonra. E bu olacak ama ona göre artık yapılan binaların denetlenmesi ve binayı yapan müteahhitlerin biraz vicdanlı olmaları şart. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından ev sahipleri başta olmak üzere kiracılar da oturdukları evin riskli olup olmadığını düşünmeye başladı. Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar da binalarının eski ancak bölgenin 3. dereceden deprem bölgesi olduğunun altını çizdi. Müteahhitlere de seslenen vatandaşlar biraz vicdanlı olduğunu dedi. Zonguldak genelinde zaten bazı evler hakikaten riskli. Yani belli oluyor çatlaklı falan. Mesela şu Gazi Mahallesi'ni gezerseniz, Mithatpaşa'yı gezerseniz hep yarıklı evleri göreceksiniz. Benim oturduğum ev de eski ama şu anda hani öyle deprem falan olsa eski bina olduğu için yıkılmama riski daha düşük yani şey olarak. Daha düşük yani. Peki Allah korusun olası bir deprem anında neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Bilginiz var mı? Memurluktan gelme olduğu için bazı bilgilere sahibiz yani bu can kurtarma şeyinde falan. Depremde mesela bazıları masa altına falan girin diyor ama bu riskli. Bir yatak gibi bir yer. Yatağın, evet, yatak gibi görmüştük biz. Yatağın üzerine yatıp yani Allah'tan gelecek tabii. Deprem ne kadar önlem alsanız da yapacak başka da bir şey yok. Hani biz baktırmıştık geçen 99 depreminde. Şey getirdik, mühendis getirdik, baktırdık. Depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Zaten köyünde, binazının tepesinde, denizin üzerinde. Zaten bizim bu sahillerde herhalde öyle bir deprem. İçerisinde yani deprem riski olmadığını söylüyorlar. Zaten Zonguldak 3. derecedeymiş galiba. Evet. Ama biz baktırmıştık şu anda bizimki emniyetli bina yani. Peki şöyle ikinci soru da şu aslında. Evet. Olası bir deprem anında neler yapılabileceğini, panik yapılmadan neler yapılabileceğini biliyor musunuz efendim? Evet. Mesela anlatabilir misiniz biraz? Hemen evden fırlamamak lazım. Merdivene koşmamak lazım. Sonra asansöre koşmamak lazım. O televizyonlarda gösteriyorlar deprem bilimciler yani işte yatağın yanına cenin vaziyetinde kıvrılmak lazım. Yanınızda işte telefon, düdük, şu bu bir şeyler bulundurmak lazım. Evet. Suydu, şeydi. Yani bunları bulundu. Yani deprem çantasından ziyade böyle şeyler bulunması lazım yalnız. Asrın felaketi diyebiliriz aslında. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi ve biraz da aslında bu ders oldu diyebiliriz. Tabii. Bütün insanlara ders oldu yani sadece evi yapanlara, oturanlara değil, herkese ders oldu. Herkes bundan sonra ayağına ürden kalsın. Yani ona göre, yani bana deprem çantası, işte kazma yedi, kürektir, bunlar sorun şey değil, yani çare değil. Şimdi adam öyle bir yerde kalmış ki görüyoruz işte bu depremde, yani böyle öyle yani orada elini oynatamıyor, orada kazmaya nasıl kullanacak? Bana depreme dayanıklı evler yapsınlar kardeşim. Tamam. Benim gelinim Malatyalı. Onlar da şimdi evlerine çıkamıyorlar. Evet. Yani Bartın'da düğün olacaktı. Hı-hı. İnşallah oraya işe girebilmesini isterim yani. Peki sizin eviniz riskli mi ya? Eski bir ev mi? Gözde sitesinde oturuyorum. Onu bilemem ki. Hı-hı. Kendi eviniz mi? Evet. Peki deprem analizi yaptırdınız mı? Baktınız mı? Ben sigortalı yaptırdım ama bilmiyorum. Öyle bir şey bilmiyorum. Yaptırmadım. Bizim şehrimizdeki yapılar tabii ki eski. Yani önceki bir çok eski bir yerleşim birimi olduğu için, yerleri olduğu için burası denetimlenmesi lazım. Ya bir de dükkan sahiplerine sesleniyorum. Biz o yıkılan binaların altına girdiğimizde bütün binaların kolonlarının kesildiğini gördük. Evet. Yani dükkanınızı 2 metre, 3 metre genişleteceğim diye insanların hayatıyla oynamamanız iyi olur yani. Daha fazla hırs öbür tarafta işe yaramıyor. Zonguldak'ta da tabii bizim oturduğumuz binalar 40 senelik ya. Binada oturuyorum ben. Ben de çok isterim bir analizin olması, depreme dayanıklı mı değil mi olmasını. Tabii bunun için belediyemiz, devlet görevlilerimiz elinden geleni yapacaktır. Yani bundan sonra da yapılan binalar inşallah yani ilk senede de Erzincan depreminden sonra da ilk senesinde şey yapıldı. Herkes devletlendi, yapıldı, binalar deprem uygun olarak yapıldı ama ondan sonra tabii zaman geçtikçe unutuldu. Yani milletçe biraz balık hafızalı olduğumuz için unutmamak lazım.
ders çıkarmamız lazım. 99'da da ders çıkarmamız lazımdı ama olmadı. Artık bundan sonra inşallah ders çıkarırız. Para önemli değil, insan hayatı daha önemli. Türkiye'de yaşanan depremin ardından birçok ilde deprem analizi yapılmaya başlandı. Eski evler, işte kiracılar, ev sahipleri vesaire. Sizin oturduğunuz ev eski mi? Sonuçta evet. Hükümet çalışıyor bence. Devlet ayakta var, gereğini yapıyor. Sizin oturduğunuz eski ev mi? Ben lojmanda oturuyorum. Ama ailem Malatya'da. Yani onların evleri enkaz altında. Birinci derece yakınları çok şükür sağlıklı. Üçüncü derece yakınlarda kayıplarım var. Son olarak müteahhitlere bir seslenmek ister misiniz buradan? Bundan sonraki yapılacak evler için. Çalmasınlar. Türkiye'de yaşanan depremin ardından birçok ilde kiracılar da ev sahipleri de artık deprem analizi yaptırmaya başladı. Sizin oturduğunuz bina eski mi? Öncelikle onu söyleyeyim. Eski. Eski. Peki analiz yaptırmayı düşünüyor musunuz deprem riski? Benim bina eski fakat benim binamın temeli sağlam bir, iki, 60 santim eski taş duvar. Yani birazcık şey mi oluyor, sağlam mı oluyor? Biraz sağlam oluyor. Peki, bu müteahhitleri seslenmek isteseniz ne dersiniz efendim? Müteahhitten en çok ağız yananlardan biri benim. Sarıyer'deki kooperatifte herkesin dairesinin arsa tapusu var, benim arsa tapum dahi yok.